Her maçta bir vahim hatası var. arada da hatası var. Arjantin maçında Messi'nin attığı golde. Aa onu görmedim. Onu Orada görmedim. Da bir Ona oldu. da bir bakayım. Yani Messi attıysa golü sorun <laughs> yoktur diye düşünmüştüm. <laughs> Aa, ama çok, görmedim. Bu arada önemli bir haber Beşiktaş'tan. Piyaniç Başakşehir maçında yok. Hamşik'te maçında Fenerbahçe maçında ne olacak? Fenerbahçe maçında olmayacak. Ee, ama Beşiktaş açısından zaten söylenen bir e, konuydu bu. Piyaniç yetişse dahi Sergen Yalçın risk etmeyi düşünmüyor diye. Ama net olarak söylerim Başakşehir maçında forma Hamşik giyemeyecek. De beklenen bir şeydi ama böyle evet. güzel ve rayihalı bir haftada Piyaniç ve Hamşik'i izlemek isterdim doğrusu. Tabii. Hakikaten çok çok özel bir lig haftası bizleri bekliyor. Ben Galatasaray Konya maçının herhangi bir sonucunun Fatih Terim'in kredisinde bir değişikliğe yol açacağını sanmıyorum. Çünkü Avrupa sınavı hariç, onu da hariç tutuyorum. Çünkü bir Beşiktaş derbisi var. Galatasaray zaten bir derbiden önce teknik direktörüyle ilgili zaten bir tasarrufa gitmez. Ya da Galatasaray teknik direktörü gitmez. Çünkü her derbi bir fırsattır. Hele hele bu isim Fatih Terim ise düşünün ki ne kadar yüksek bir kredisi var diyorum. Bir kez daha vurgulamak isterim. Geçen sene Beşiktaş'a şampiyonluk, ondan önceki yıl Başakşehir'e şampiyonluk kaptırmış bir Fatih Terim var. Ligde de şu an puan cetvelindeki yeri malum. İşte Fatih Terim'in de bu kadar büyük bir kredisi var. Ha bu kredi tükendi mi, tükeniyor mu, tükenmek üzere mi? Galatasaray'da, Konya spor maçı belki bize onu aynen, gösterecek. Aynen. yönetip hayır, Konya spor maçı onu göstermeyecek. Onu Beşiktaş maçı gösterecek. Ben onu söylüyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, yani bakıldığı zaman 22 gün e, çok zorlu bir maratonun içine giriyor Galatasaray. Yani Konya maçıyla başlıyor. Lokomotif. Lokomotif maçı var. Beşiktaş maçı var. E, Gaziantep maçı var. E, yine Lokomotif içeride oynuyor ve ondan sonra da Karagümrük deplasmanı maçı var. Yani bu bu süreç e, tabii ki bütün takımların oynayacağı maçlar e, elbette ki önemli. Ama Galatasaray'ın da bu süreçte alacağı sonuçlar bana göre daha diğer takımlardan önemli. Arada... Çünkü Galatasaray'ın bulunduğu sıra e, alt sıralar olduğu için üste doğru çıkması Peki, lazım. Peki Piyaniç'in durumu ile ilgili şimdi Sercan Dikme'ye telefon attığımızdaymış. Detaylı bilgiyi kendisinden alalım Sercan. Ezgi Beşiktaş e, futbol takımı şu an Başakşehir maçı Hazırlıklarına devam ediyor. An itibariyle antrenman devam ediyor. Ee, Miralem Pjanic o antrenmanda yer almadı. Ancak takımla birlikte çalışmadı. E, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Aslında sakatlık anlamında atlattı. Ancak Sporting mücadelesi düşünülerek bu maçta riske edilmeyecek. Sanırım Beşiktaşlı taraftarların en fazla merak edeceği durum an itibariyle e, Pjanic'in Sporting maçında oynayıp oynamayacağı. Şu an itibariyle. Sporting maçında oynama ihtimalinin yüzde olduğunu söyleyelim ama Piyanik e, yarın yapılacak olan Başakşehir maç kadrosuna alınmadı. E, en azından olumlu haberi e, devam ettirelim. Montero COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Düzeldi. Kadroya alındı. Diğer sakat oyuncular da Gezdal gibi Larin gibi, Wellington gibi oyuncular maç kadrosuna alındı. Başakşehir maç kadrosuna. E, sadece Mehmet Topal ve enkudunu sakattıkları devam ediyor bu bilgiyi de verelim. Peki Sercan Dikme'ye çok teşekkür edelim. Başakşehir maçında olmayacak. Sporting maçı için de %51 dedi Piyan için oranına zannediyorum. belki de net olarak Galatasaray derbisinde şans verecek Sergen Yalçın Piyan için. E. Yani tabii işte ki de çok önemli bir maça çıkacak. Beşiktaş için de bana göre Başakşehir maçı önemli bir maç. Bir de Sporting maçı var. Avrupa'da bundan önceki maçlarda istenilen sonuçlar alınamadı. Sporting zaten tamam mı devam mı niteliğinde bir maç olacak. E şimdi Başakşehir'in tabii ...altı tane mağlubiyet almış bir takım. 2 e, galibiyeti var. İşte biri Fenerbahçe'ye karşı. E, Aykut Kocaman'la istenilen sonuçları elde edemedi. Evet. Ama yani 6 tane mağlubiyet almış bir takımın aslında kadrosu bunu hak edecek bir kadro değildi. Şimdi Beşiktaş e, bana göre ligin en zor maçlarından birini oynayacak yani. Bir kere eksiklikleri var. Araya girmek zorundayım. Peki. Zira biz de araya gitmek zorundayız. Devam edeceğiz sohbetimize tamam. saat başında yeniden buradayız. Spor Ajansı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu haftanın maçı çok fazla. Evet. Ee, o yüzden e, biraz akışımız da etkileniyor bu durumlar. Şimdi galatasaray Konyaspor spor mücadelesini detaylıca konuştuk, değerlendirdik. E, Fatih Terim'le ilgili çıkan haberler de biraz yine akışımıza etkiledi bir doğal olarak. Bir piyan haberi geldi, o da, bir da önemliydi. Bir de haberi geldi. Başakşehir maçında oynayamayacağı şeklinde Yıldız oyuncunun e, sporting maçı veya artık Galatasaray derbisinde değerlendirecek. Sanki öyleymiş gibi ee, duruyor. %51 deyince evet. Sercan Dikme gibi bir muhabir. Ben onu şöyle değerlendiririm. Şampiyonlar Ligi'ndeki şans, ligdeki şans, Galatasaray maçı sanki Pjanic Galatasaray maçına saklanacak gibi duruyor. Başakşehir evet. maçında zaten yok. Sporting Lisbon maçı soru işareti yani %50 %50 gibi. Ee, ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani biz kalkıp hani Fatih Terim'in Galatasaray'daki kaderini sorgulama noktasına geldiysek, daha doğrusu kamuoyu geldiyse evet. kendi taraftarıyla e, ...duygusal çatışmalara girecek noktaya geldiyse... Fatih Terim gibi bir kahraman, bir isim. E, diğer bütün takımlar için de geçerli bu. Belki Trabzon'daki Abdullah Avcı'nın kredisi çok daha yüksek. E, Fenerbahçe için de geçerli. Ama mesela bakıyorum ben... ...Başakşehir, Emre Berezoğlu ilk maçı. Soğur maç. Fenerbahçe'yi yenmiş tek takım şu ana kadar evet. ligde. Başakşehir'le oynayacak. Sonra Sporting Lisbon gibi çok zorlu bir maça çıkacak Şampiyonlar Ligi seviyesinde ve sonra da Galatasaray derbisi. Bu üç maçın sonunda da eğer olumsuzluk halinde bu olumsuzluklardan bahsedince kuşkusuz Galatasaray taraftarları da Beşiktaş taraftarları da Fenerbahçe taraftarları da üzülüyordur, dertleniyordur ama hani bu 3 maçta Sergen Yalçın için çok kritik maçlar kritik. bence. Ya zorlu bir fikstüre giriyor diyebiliriz aslında hemen hemen bütün takımlar için. Yani evet. Ee, bir sonraki milli araya kadar, Kasım'daki milli araya kadar bütün takımların zorlu fikstürleri var ama herhalde Beşiktaş'la Galatasaray Bence e, bir ayrı bir yerde. Evet, e, sanki öne çıkıyorlar zor bir fikstüre sahip olma noktasında. Şimdi bu haftanın maçı dedik Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi için e, çok keyifli geçmeye aday bir diğer. Ee, karşılaşma tabii ki Fenerbahçe moralli girdi Milyara'ya. Lider konumda Trabzonspor'da. Hemen bir puan gerisinden Fenerbahçe'yi takip ediyor. Şimdi tabii ki konuşulması gereken orada da birçok konu var. Özellikle Trabzonspor cephesinde Hamsik'in yokluğu e, biraz canları sıktı tabii ki. Murat Özbostan size döneyim. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz? Yani canları sıkmanın ötesinde maçtaki yüzelik dilimleri değiştirdi. Yani Hamsik'li Trabzon Fenerbahçe Trabzon maçına işte yüzdelik bir şu yener bu yener ya da Bahis oranı. şöyle bir gibi bir durumdan bahsederken tabii böyle bir oyuncunun Trabzonspor'un yıldızı bir oyuncunun sakatlığı tabii ki en çok herhalde Abdullah Avcı'nın canını sıkmıştır. Tabii ki taraftarların da şu son 2-3 gündür durumunu en çok merak ettiği, takip ettiği, yorum yaptığı isim. Yani bir kere şimdi Trabzonspor evinde oynadığı derbi maçlarda istediği sonuçları geçen sezondan beri alamıyor geçen sezon Fenerbahçe ye yenilmişti mesela bu bu sene daha iddialı şampiyonluk hedefini birinci seçenek olarak birinci sıraya koyan bir takım ve bir hoca var.